Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Enerji Bakanım, Sayın Güler Sabancı Hanımefendi, ekselansları, iş dünyasının, üniversitelerin, basının değerli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu akşam benim için bir teşekkür akşamı. Bu bakımdan öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın makamlarında birçok kez bulundum. Sayın Cumhurbaşkanımız beni birçok kez kabul ettiler. Kendilerini dünya, bölgesel enerji konularında bilgi arz etme şansına sahip oldum. Bir vesileyle Çankaya Köşkü'ndeki son ziyaretlerin bir tanesinde Sayın Cumhurbaşkanımıza Uluslararası Enerji Ajansı'nın başkanlığına aday olma isteğimi ilettim. Sayın Cumhurbaşkanı tereddütsüz ve tam destek verdiler. Sayın Cumhurbaşkanım çok teşekkür ederim efendim. Tüm desteğiniz ve buraya teşrifleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Sizin desteğiniz, ilk desteğiniz benim için çok önemliydi. Sayın Enerji Bakanımız sayınız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Uzun yıllardan beri Sayın Bakanımız beni ve çalışmalarımı destekledi. Kendileriyle birçok kez dünya, bölgesel enerji konularını görüştük. Kendilerinden birçok şey öğrendim. Sayın Bakanımızın uluslararası enerji piyasalarında az görülen, nadir görülen vizyonu ve aynı zamanda bu vizyonu hayata geçirme, pratiğe geçirme konusunda kendilerini çok şey öğrendim ve hepimizin bu açıdan çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Sayın Birol Sabancı'nın efendim, uzun yıllardan beri Birol'ımı tanıyorum. 2005 yılınız, 10 sene olmuş. Ben belki biliyorsunuz yaklaşık 10 yıldan beri Davos'taki enerji toplantılarını düzenliyorum, idare ediyorum. Orada birçok iş dünyasından insanlarla çalışıyorum. Ve Gül Hanım'ın dünya iş piyasasının en önde gelen simalarından birinin olduğunu her seferinde görmek bana ayrıca bir kıvanç veriyor. Gül Hanım'la ortak başka bir ortak özelliğimizde söyleyebilirsem ben Ayvalık'a başlıyoruz. Hepimiz Ayvalık'ı çok seviyoruz. Gene burada ülkemizin iş dünyasının, siyasi partilerimizin, üniversitelerimizin, basınımızın çok değerli temsilcileri var. Bu toplantıya katıldıkları için ve bana verdikleri destekler için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca toplantımızda kor diplomasinin çok değerli temsilcileri, birçok büyükelçimiz, başkonsolosumuz var. Onlara da buraya geldikleri için ve Uluslararası Enerji Ajansı üye olan ülkelerde beni desteklediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir gelebe seçimimin kendim için, ailem için, ülkem için büyük bir onur olduğunu düşünüyorum. İsterseniz de çok kısa olarak ajansla ilgili birkaç satır başı vermek istiyorum. Sayın Güler Hanım'ın belirttiği gibi, Uluslararası Enerji Ajansı dünyanın en saygılı uluslararası enerji kuruluşu. 29 üye hükümetimiz var, devletimiz var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, bütün Avrupa ülkeleri, dahil olmak üzere Japonya, Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda. Merkezimiz Paris'te ve merkezimizde 300'e yakın dünyanın en önde gelen enerji uzmanları çalışıyorlar. Ve geçen yıl 40 yaşımızı kutladık. Bu sene 41 yaşımızdayız. 41 kere maşallah demek istiyorum Uluslararası Enerji Ajansı'na. Ve bu sene 11 Şubat'ta bir ilk gerçekleşti. Aslında iki tane ilk gerçekleşti. Üç tane. Birincisi, ilk defa ajansın içinde çalışan birisi oranın başına geldi. Daha önce üst düzey hükümet yetkilileri bu ajansımızın başına geliyorlar. Mesela şu anda Hollandalı Büyükelçi burada. Hollanda Ekonomi Bakanı şu anda başımızda. Bu birinci ilk, içeriden birisi geldi. İkinci ilk, ilk defa birisi oy birliğiyle seçti. Bütün ülkelerin desteğiyle. Geçmişte seçimler oluyordu, seçime gerek kalmadı, oy birliğiyle seçildik. Bu da ikinci önemli ilk. Üçüncü önemli ilk de, ilk defa hemen akla gelmeyen ülkelerden bir tanesinin vatandaşı seçildi, Türkiye. Bu da üçüncü bir ilk. Bu üç ilki 11 Şubat'ta hep beraber yaşadık.
enerji bugün dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri. Her boyutuyla enerji kaynakları, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji, nükleer enerji verildiği enerji fiyatları, enerji iklime olan, Gülen'in bahsettiği iklime olan etkisi, bütün bunlar enerjiyi son derece önemli bir gündem maddesi haline getiriyor. Bu kadar önemli dinamiklerin merkezindeki uluslararası bir kuruluşun başına geçmek elbette ki benim için son derece büyük bir onur ve aynı zamanda son derece zorlu bir görev. Göreve 4 yılına seçildim. 2019 yılının Eylül'üne kadar. Bu önümüzdeki 4 yıl içerisinde 3 konuya ağırlık vermeye düşüyor. Birincisi enerji güvenliği. Daha doğrusu jeopolitikanın enerji üzerinde yarattığı kara bulutlar da diyebiliriz. Şu anda Orta Doğu'ya baktığımız zaman Irak'taki durum, Suriye, Libya, biraz önce Yemen'i beraber konuşuyorduk arkadaşlar. Yemen'deki durum, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz. Bunların hepsi bize enerji ve enerji güvenliği ne kadar önemli olduğunu, fiyatlar belki biraz aşağı düşmesine rağmen hiçbir zaman için rehavete kapılmamız gerektiğini ve enerji arz güvenliğinin çok ciddi bir sorun olarak bizle birlikte kalacağını gösteriyor. Ben önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu konuya önem vermeyi düşünüyorum. Ve bu konu çerçevesinde üretici ülkelerle, tüketici ülkeler arasında diyaloğu daha da geliştirmeyi düşünüyorum. İkincisi iklim değişikliği. Bugün iklim değişikliğine neden olan emisyonların %80'i enerjiden geliyor. Bu o bakımdan enerji sektöründe sorunları çözmeden iklim değişikliğine, hepimizin son derece büyük bir sorun, iklim değişikliğine çözüm bulmamız gerçekten imkansız. O bakımdan bu sene Paris'te dünya liderlerinin bir araya geleceği toplantı, Sayın Birol'un belirttiği gibi son derece önemli ve bu konuda da ajansın çok önemli çalışmaları olacak. Üçüncü ve son konu, odaklanmak istediğim konu da Uluslararası Enerji Ajansı'nın dışa açılması. Ajansımız 41 sene önce kurulduğu zaman ajans ülkelerinin dünya toplam petrol tüketiminde payı %75'ti. Bugün bu rakam %50'lere düştü. Bunda nedeni Çin'in, Hindistan'ın, diğer gelişmekte olan ülkelerin tüketimlerinin artması. Ajansın gene önemini koruması, daha da gelişmesi için gelişmekte olan ülkelerle çok ciddi organik bağlar kurması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu da üçüncü benim vurgu yapacağım alan olacak önümüzdeki 4 yıl içerisinde. Bu bahsettiğim her üç konuda da Türkiye son derece önemli rollere sahip bir ülke. Enerji güvenliği ve enerji arzı dediğiniz zaman ülkemiz çok önemli enerji üreticileriyle çevrilmiş durumda ve Türkiye gerçekten siyasi istikrarıyla ve enerji konusundaki pozisyonuyla güvenilir bir partner, güvenilir bir koridor olmaya ciddi bir aday. Bu konuda 10 gün kadar önce taraf işte atılan temel bence hem Türkiye için hem Avrupa için bölge için son derece ciddi ve pozitif bir adım diye düşünüyorum. Yine Türkiye'nin başkanlığında olacak G20 toplantısında hem enerji güvenliğinin hem iklim değişikliğinin hem de dışa açılma konusunda özellikle Afrika ülkelerinde yapılacak olan vurgunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu konuda ciddi adım atıyorlar Enerji Bakanlığı yetkilileriyle birlikte. Şimdi de izin verirseniz son olarak birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. 57 yaşındayım ve hayatımın çoğunu 30 yıldan fazlasını Türkiye dışında geçirdim. Önce Viyana, 11 yıl kadar, 20 yıldan beri de Paris'te. Her ikisi son derece güzel şehirler. Burada her iki ülkede büyükelçileri, konsolosları var. Her ikisi çok sevdiğim şehirler. Ama benim aşık olduğum şehir İstanbul. Ve İstanbul deyince esasında gençliğimin geçtiği yer ve bir tane benim için bir altın üçgen var İstanbul'da ben burada yaşarken. Kurtuluş, Taksim, Mecidiyeköy. Kurtuluş, çünkü Kurtuluş son durakta yaşıyorum. Taksim,
Çünkü İslam Teknik Üniversitesi mezun olmaktan gurur duydum. İslam Teknik Üniversitesi Ekte Fakültesi'ni Gümüşlü'den okudum. Daha sonra da ben Sayın Bakanımla bunu seviyeyi unutuyorum. Ben Türkiye Elektrik Kurumu'nda Sayın Bakanım Beyoğlu'da çalışmaya başladım. Bu da Taksim tarafı, Kurtuluş Taksim. Üçüncüsü de Mecidiyeköy. Niye Mecidiyeköy? Ali Sami Yer. Beni her hafta sonu, iki haftada bir diyelim, Ali Sami Yer diyelim. Ve beni tanıyan arkadaşlar, burada çok arkadaşlar, acaba Fatih Bey ne zaman lafı Galatasaray'a getirecekti herhalde düşünüyorlar. Galatasaray hayattan bahsederken çok önemli bir parçası. Burada ajansel çalışan arkadaşlar var yanında biliyorlar ki ben bütün konuşmalarımı, toplantılarımı Galatasaray'ın fiksiyonuna göre yaparım. O bakımdan Türkiye Futbol Federasyonu bu sene fiksiyonun bir yıl önceden yayınlaması takdirle karşılıyor. Onlara nadir olarak teşekkür ediyorum. Şimdi sizi ajansla almak zorunda olduğum ve hala alamadığım çok önemli bir ikilemden, bir dilemadan bahsedeceğim. Benim için çok ciddi bir karar ama hala o kararı almış değilim. O kararın neresinde bize onlara bahsedeceğim. Birçoğunuz, bizim her sene yayınladığımız World Energy Out, Dünya Enerji Görüntü kitabını bilirler. Bu kitap dünyanın bir numaralı enerji kitabı. Her sene bunu yayınlıyoruz. Ve ben belki bu kitabı 10 sene önce devraldığımız zaman kitap küçük, yeşil siyah renklere sahip bir kitaptı. Ve benim ilk icadım kitabı büyütmek ve renkleri sarı kırmızıya çevirmekti. Ve bu kitap o yıl içerisinde dünyanın en önemli kitabı haline geldi. Şimdi ben başkanlığı aldıktan sonra hem Hürriyet'ten bilmiyorum Merve Hanım buradaydı, Merve Erdi. Merve Hanım bana röportajına sordu Fatih Bey. Acaba siz dünya enerjisini bırakınca renkler değişecek mi? Ve aynı soru öğlen Le Monde'dan geldi. Cevabı şu. İkilemin bu kitabı bunun cevabını vermek istiyorum. Avrupa'nın renkleri değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Ama ikilemin bu değil. İkilemin şu. Ajansla herkes benim ne kadar Galatasaray tutkunu olduğunu biliyor. Ve şundan biliyorlar burada yine ajans arkadaşlar söyleyecekler. Galatasaray her sene şampiyon olduğu zaman ertesi günü bütün ajansı bir e-mail atıyorum. Ve öğleye kadar kafeteryada içecekleri çay, kahve, çörek hepsi ben ödüyorum hepsine ve herkes de bakımdan Galatasaray'a ne kadar tutkulu olduğunu biliyor. Şimdi soru şu, ajansın renkleri acaba sarı kırmızıya değişecek mi? Herkesin kafasına bir soru. Bu soru şundan önemli. Esasen ajansın renk, orijinal renkleri size söyleyince sorunun ne kadar ciddi bir sorunu anlayacaksınız. Ajansın şu andaki renkleri sarı lacivert. Ve ben 20 yıldan beri o sarı lacivertli bayrağın dalgalandığı yerden işe gidiyorum. Bu çok ciddi bir karar. Hala karar vermiştim. Ama farklı ölen bir tanesi şu. Benim bu seviyelere gelmemde en büyük rolü oynayan annemle birlikte babam Profesör Doktor Kemal Birol. O da çok tutkulu bir Fenerbahçeli. Bu bakımdan bu konuda karar vermek çok kolay olmayacak. Sözlerim bitmeden önce son bir kişiye daha teşekkür edeceğim. Bu biraz şahsi olacak ama bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada birçok yabancı dostumuz var. Her ülkede aile son derece önemlidir. Ama bizim ülkemizdeki aile bağlarının ne kadar önemli olduğunu herhalde onlar da burada kaldıkları süre içerisinde almışlardır. Bizim ailemizde de öyle. Bizim ailemiz son 6 yıl içerisinde son derece zor günlere geçirdi. Özellikle babamın çok ciddi hastalıklarla boğuşuyor, bazı günlerden yakından biyolar ve babamın sayın doktorlar, sayın profesör Bahar da burada. Çok ciddi sorunlarla karşılaştık. Ve hala da çok ciddi sorunlarla karşılaşıyoruz. Ve ben hem işimi yaparken hem de seçim konusuyla her defa koşurken aklımın yarısı, kalbimin tamamı İstanbul'daydı. Bu benim için gerçekten yurt dışında yaşayanlar bir insan babasının yanında, ailesinin olamadığı için çok ciddi bir vicdan azabı duyuyor. Sanki elinde çok kendisini çaresiz hissediyor ve bu 6 ay benim için son derece zordu. Ve bu 6 ay zarfında beni destekleyen, ailemizin bütün yükünü taşıyan kardeşim Bülent Birol'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sözlerimi
bizleri teşrifiyle kullandıran Sayın Cumhurbaşkanımızın şu sözleriyle bitirmek isterim. En büyük sermayemiz Gazi Mustafa Kemal'in milletimize sağladığı özgüvendir. Hepinize katılımınız ve destekleriniz için bir kez daha teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, Sayın Güler Sabancı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.